Selamlar arkadaşlar. Ekim ayı harcamalarımıza bakacağız. Ekim ayı harcamalarımızda hedefleri tutturuyor muyuz, tutturamıyor muyuz? Bunlara bakacağız. Demiştim 3 ay sonra demiştim. Bu birinci ay, bu da ikinci ay ve üçüncü ay hedefe ulaşacağımızdan bahsetmiştim. Şimdi şöyle bakalım ne söyleyecektim ben size. Tabii ki bugün ayın 3'ü oluyor. Daha bir 10 gün daha var. Kredi kartı ekstrelerim 12'sinde ve 15-16'sında kapanıyor. Daha bir 10 gün daha harcama yapacağız. Yani bugün bitmedi. Ve tahminler tutuyor mu, tutmuyor mu? Onlara bakacağız. Hemen burada bakalım. Kredi kartı G. Kredi kartı İş. Kredi kartı YK. Bunlar da yaptığımız harcamaları görüyoruz. Şu 20 gün diyelim ortalama. 10 gün kaldı da. Sonra kira da oturmadığımız için sıfıra getiriyoruz. Faturalarımız yine bu ay yine değişmeyecek. 3 aşağı 5 yukarı. Yol ücretimiz 3 hafta olarak simüle ettim. Bir hafta izin alacak eşim, gitmeyecek işe muhtemelen. 3 haftalık bir yol ücreti koydum. Önümüzdeki ay muhtemelen tayini olursa artık bu yol ücretini de ödemeyeceğiz arkadaşlar. Tayin bekliyoruz. Bakalım çıkarsa önümüzdeki ay o artık burası da azalacak. Yani iller arası yer değiştirdiği için 4.000-5.000 TL civarında yol ücreti oluyordu. Muhtemelen tayini olursa o da düşecek, sıfırlayacağız. Ve toplam harcamamız şu an için 11.064 TL. Biz bunu 14 ile 15.000 arasında hedefliyorduk ve o hedefe ulaşmak için değişik şeyler yapıyorduk. Yani masraflarımızı azaltıyorduk. Faturadır, bilmem nedir. Peki kart harcamalarımız yeteri kadar azaldı mı? Bu ay kart harcamalarımızda bir tepsi baklava vardı. İşte Antep'ten getirdim. 1400 civarında, 1500 civarında bir şeydi. O negatif bir şey, yapmamam gereken bir şeydi ama yaptık bir kere. Ondan sonra bizim çocuğumuzu okula yazdırdık. Okula yazdırınca ihtiyaçları oldu. Onlar ekstraydı. Onlar girdi işin içine. Yani de okula yazdırma parası oluyor, bu oluyor, bir sürü bir şeyler. Onlar başı dışarı olanlar da vardı. Mesela okula kayıt parası adı altında. Tabii bunları veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela dolap yapıldı okula. Onu da verdik öyle. Onun haricinde hani giysi oluyor. Bir de materyal oluyor işte. 1600, 1500, 1350 gibi böyle okula verilen materyaller olmuyor. Ama böyle değişik şeyler oldu arkadaşlar. Onların masrafını da girdik buraya. Sonra ne oldu? Mesela MTV, motorlu taşıtlar vergisini ödeyecektim. Baktım bir iki ay geçmiş, ödeyeyim dedim. Bir baktım bir tane değil, üç tane çıktı karşıma. Ek MTV diye bir şey varmış. Bu sene iki kere ödeyecekmişik. Allah'ım dedim. Onları da ödedim arkadaşlar. Bunlar da girdi. Böyle bazı değişik şeyler girdi. Yani bunlar olması oluyordu aslında da mesela ek MTV çıktı. Yani daha değişik şeyler de var. Diyorum ya işte bir tekisi işte havuç dedim baklava sipariş ettik falan filan. Yani aslında olmasa da olurdu bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar yine azalttık biz. Yine azalttık. İşte bizim çocuğun okul masrafları çıktı falandı filan da ama bir muhtemelen onu 10 gün kadar kaldı. 10 güne kadar da hedefi tutturacağız. Hedef neydi? 14-15 bin liraydı. Bakın buralarda 20 bin, 21 bin her ay olmasına rağmen çok ciddi bir şekilde toplam harcamaları azalttık. Burada toplam harcamaları azaltıp toplam kazançları arttıraraktan arkadaşlar burada yatırım oranını arttırmaya çalışıyoruz. Bakın şu yatırım oranı, şu yatırım oranının %60'a, %66'ya çıkarmaya çalışıyoruz. Bakın buralarda çıkmadı. Hiçbir zaman çıkmadı. Şurada bir kere çıkmış. Yani burada artık ben maaş almadığım için şurada maaş sıfır giriyor. Maaş yerine maaş olmasa da nasıl arttırabiliriz? Biz bunun hesabını yapıyoruz ve ciddi bir şekilde bu ay artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu ayın 15'inden sonra tekrar hesaplayacağız buraları ve şuradaki hedef tuttu mu diye bakacağız. Yatırıma ne kadar para ayırabildik onu konuşacağız. Ne zaman? Ayın 15'ini heyecanla izliyoruz. Yani hiçbir şekilde çalışmamama rağmen eğer biz burada %60'lık bir yatırım oranını koruyabilirsek arkadaşlar artık gerçekten hani iyi bir şey olmuş olacak. Bakalım ayın 15'ini sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ancak bu ikinci
Asıl bizim size dediğimiz üçüncü ay. Yani asıl bu ayda yapabileceklerimizi yapacağız. Çünkü bu ayda ekstra bir şeyler olacak. Bu ayda artık ekstra kullanmayacağım, yapmayacağız arkadaşlar. Yani birçok şeyi kısıyoruz. Yani dışarıda bilen yemiyoruz artık. Dolayısıyla hani şöyle oluyor. O çocuğumuz olduğu için, okul olduğu için her gün bırakıyoruz, okula bırakıyoruz. Her gün işte bir masrafı oluyor tabii ki de. Tabii onlar bizi etkilemeyecek artık. Ayın 15'ini sabırsızlıkla bekleyelim. Herkese iyi günler.